anlamadım. Hatice diyorum. Finansal okuryazarlık kursuna gidecekmiş Hüseyin abi. Nasıl yani? Hatice'nin okuması yazması yok mu? Var abi. Ama bu finansal okuryazarlık. Nasıl yani? Bu kursta paranın üzerindeki yazıları mı okutuyorlar? Hayır abi. Yatırım nasıl yapılır onu öğreteceklermiş. Sizin de oraya gitmeniz gerek beyler. Siz de yatırım nasıl yapılır bilmiyorsunuz. Bütün parayı atlara yatırıyorsunuz. Onları da başına alıp gidince 5 kuruşsuz kalıyorsunuz. Espri yapma Yakup, çay yap. Bir şey ya. Alo Sütü. Bizimkiler konuşurken duydum. Çocukların hayır demelerine izin vermek gerekiyormuş. Uzmanlar öyle söylemiş. Duydun mu? Atıklı at hayır diyebileceğiz. Sen de evde işine gelmeyen her şeye hayır de. Annem bir şey derse de uzmanlar öyle söylüyor dersin. Tamam hadi kapatıyorum, bizimkiler gelebilir. Sizin bir işiniz mi vardı bu tarafta? Evet babacığım. Yani yeni evin eksiği hiç bitmiyor ki. Almak istediğimiz birkaç şey vardı. Onlar için bu tarafa geldik. Gelmişken de size uğrayalım dedik. Ha, iyi etmişsiniz. Baba. Evin eksikleri varmış. Kesin doğum günüm için sürpriz parti planlayacaklar. Ortadan kaybolayım da rahat rahat konuşsunlar. Aa, şarjım bitmiş. Ben gidip şunu şarja takıp geleyim. Anne, babamın doğum günü için sürpriz parti yapacak mıyız? Bu sene öyle parti falan yapmayacağız. Biz babanla baş başa kutlayacağız. İstemiyor. Tabii canım, her sene sürpriz parti mi olur? Ne yapacağız peki? Canım, bir şey yapmanıza gerek yok. İşte gün içinde arar kutlarsınız. Tamam, oldu. Sen de bir hediye al artık enişte. Bedavacılık yapma. Adam sana kızını verdi. Senin bir hediye alman lazım. Alırız kayınço, alırız. Anneciğim, babamın neye ihtiyacı var? Ay, o da ayrı bir dert. Ne konuşuyordunuz? Hiç. Çocuklar senin doğum gününde parti falan yapacağız mı diye sordu. Ben de yok, yapmayacağız. Babanız istemiyor dedim. Evet ya. Doğru. Vallahi iyi numara ha. Direkt parti yokmuş gibi davranıp akılları sıra bana sürpriz yapacaklar. Yemezler.